kısaca sizden duyarsak hakikaten çok iyi olur. Çünkü bazen çok anlaşılmadığı durumlar da olabiliyor. Çünkü amele için de bir ciddi bir tedavi alternatifi. Buyurun. Verelim, verelim istersen. Birincisi, bir kere bu bir cerrahi operasyon değil. Hı hı. Yani bir insana bir ameliyat falan yaptığımız yok bizim. Bizim yaptığımız şey şu, kemik iliğini değiştirmek istersek başkasının kemik iliğiyle, buna allojenik nakil diyoruz. Multiple mielom'da olduğu gibi eğer biz yüksek doz tedaviyi verirken oluşan kemik hasarından kurtulmak istiyorsak, o zaman da kişinin kendi iliğini toplayacaksak, buna da tekrar hastaya vereceksek, buna da otolog nakil diyoruz. Toplama işi çok basit bir matematikle oluyor aslında. Bir kateter takılıyor, sizi bir makineye bağlıyorlar, makine hücreleriniz diyor, o makine kök hücreleri ayırıyor ve öbür taraftan kanı size tekrar geri veriyor. Yani öyle bir setup'ı var bu işin. Vericiden de alır. Hastadan da alırken bu yöntem uygulanıyor. Ve bunun içinde uyguladığımız yöntemler var. İşte daha fazla kök hücrenin kana geçmesini sağlamak için kemik iliğini ittirebiliyoruz böyle. Uyarabiliyoruz. Bunu yapmak için ama mesela akut lösemilerde allojenik nakil yapılıyor. O yüzden burada daha ağırlıklı onu konuşmakta fayda olabilir. Allojenik başkasından yapılan nakil. Bu başkası kim olmalı? Bu başkası doku grubunun size en uygun olduğu kişi olmalı. Yani başkasının bir kök hücresini alacaksınız, başkasına vereceksiniz. Bir başka alışkın olmadığı birine vereceksiniz. Dün o örneği aklıma geldi, verdim. Şimdi de vereyim istersen. Yani bir kişiyi Maraş'tan alıp Antep'e yerleştirdiğin zaman onların doku grupları uygundur. Anlatabiliyor muyum? Yani bir zaman sonra Antep'e yerleşen biraz bocalar falan ama orada yaşamaya devam edebilir. Ama bu Maraş'taki kişiyi Antep yerine New York'un göbeğine koyarsan orada çok zorlanır. Yani oradaki uyumsuzdur. Anlatabiliyor muyum? En uyumlu aday aynı anne babadan olan kardeştir. Biz eğer böyle bulamazsak, Türkiye bu anlamda bir tık daha şanslı çünkü bizlerin çok kardeş sayıları yüksek. Ama eğer böyle bulamazsak o zaman uluslararası büyük merkezlere soruyoruz. Yani Antep'te yaşayabilecek bir şeyiniz var mı vericiniz diye uygun bir ilik bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulabiliyoruz genellikle ama eğer bulamazsak, artık yöntemler çok çeşitlendi. Çok da detaya girmek istemiyorum ama kardeşten, anne babadan filan da kemik iliği nakli yapılabiliyor. Ve özel, çok özel durumlar dışında kemik iliği nakli akut lösemilerde yapılması gereken temel tedavilerden bir tanesidir. Bu çok önemli ve tedaviyi bununla taçlandırmak gerekir deyim yerindeyiz. Çünkü lösemiler nüksedebilen hastalıklardır.